Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce birkaç defa boyadığım bu masa artık beni rahat bırak dercesine bana problem çıkartmaya başladı. Zımpara yaptığım halde gösterdiğim kısım kabardı ve nedenini anlamadığım bir şekilde boyası döküldü. Ya masayı gözden çıkaracaktım ya da kurtarmaya çalışacaktım. Tabii ki ben kurtarmayı seçtim. Kurtarmak için de tek yöntem masayı rölev pastayla kaplamaktı. Rich'in bu en küçük boyuttaki rölev pastası bu masayı kurtarmama yeterli oldu. Doğal bir görüntü elde etmek için elimle sürdüm ve masanın her yerini rölev pastayla kapladım. Rölev pastayla uygulama yapmak için alttaki zemini boyamanıza gerek yok. Hangi zemin olursa olsun direkt olarak rölev pastayı sürüyoruz. Zaten kuruduktan sonra üzerini boyuyoruz. Benim uygulama yaptığım bu masayı aslında biz mutfakta kullanıyoruz. Ben üzerinde video da çekiyorum. Çünkü evin en çok ışık alan yeri burası. Normalde çalışma odam ve masam var ama maalesef oranın ışığı video çekmek için yeterli değil. Aktif bir şekilde kullanıldığı için masada tabii ki zaman içerisinde yıpranıyor. Ama bu son kullandığım yöntem gerçekten sağlamlık açısından içmesindi uzun yıllar bu masayı kullanabileceğimizi düşünüyorum. Dilerseniz benim yaptığım yöntemin aynısını mutfak tezgahlarına da yapabilirsiniz. Masanın her yerini rölyef pastayla kapladıktan sonra yine elimle düzeltmeler yaptım ve rölyef pastanın eşit bir şekilde dağılmasını sağladım. Daha sonra doku tarağıyla budaklar yaptım. Üzerindeki rölyef pastayı toplamaması için doku çok fazla bastırmadım. Hafif bir şekilde aralıklı olarak çektim ve doğal budakların oluşmasını sağladım. Çok sık yapılan budaklar yapay bir görüntü oluşturuyor. Ben o görüntüyü sevmiyorum. O yüzden her zaman bu yöntemi kullanıyorum. Evet bu uygulamada bitti. Masayı olduğu gibi kurumaya bıraktım. 4-5 saate kuruyor ama tamamen kuruması için bir gece bırakırsak daha iyi olur. Kuruduktan sonra çok fazla bastırmadan hafif bir şekilde zımpara yaptım ve üzerinde oluşan bazı pürüzleri böylelikle düzeltmiş oldum. Zımpara yapıldıktan sonra çok fazla toz çıkıyor. Oluşan bu tozları nemli bir bezle iyice temizlemek gerekiyor. Alt zemini hazırladım. Şimdi de boyamaya geçiyorum. Aqua Cool'un antik beyaz rengiyle boyayacağım. Katlar arası 3'er saat bekleyerek 2 kat boyadım. Gösterdiğim o en küçük boy 150 mililitre boya yeterli oldu. Hatta bir masa daha boyayacak kadar arttı. Tabii koyu zeminlerde ve farklı boyutlardaki eşyalarda bu miktar değişebilir. Sıra geldi masaya ahşap görünümü kazandırmaya. Bunun için Aqua 3D ahşap patinasından kullandım. Benim kullandığım renk burma. Bu ürünü ilk defa deniyorum. Kullanım talimatlarında bir bez ya da sünger yardımıyla sürülmesi gerektiği yazıyordu. Ben de süngerle patinayı bütün masaya dağıttım. Ama benim istediğim görüntü bu değildi. Çünkü ben daha doğal bir görüntü elde etmek istiyorum. Süngerle sürüldükten sonra böyle bakıldığı zaman aradan çizgi çizgi beyazlıklar görünüyordu. Ben o görüntüyü sevemedim. Doğal bir ahşap görüntüsü olsun istiyorum. Zaten amacım da oydu. Böyle bir bütünlük oluşsun ve rengi de bu göründüğünden biraz da koyu olsun istedim. En iyisi ben bildiğimden hiç şaşmayayım, kendi yöntemimi kullanayım dedim ve ikinci katını fırçayla sürdüm. Çabuk kurur endişesiyle parça parça uygulamamı gerçekleştirdim. Ama ürün öyle bir anda kurumuyor. İstediğiniz gibi üzerinde oynayabiliyorsunuz. Fırçayla patinayı sürdükten sonra yine fazlalığını çok bastırmadan bir bez yardımıyla aldım ve daha sonra yine patinayı fırçayla dağıttım. Böyle yaptığım zaman daha yumuşak bir görüntü elde ediyorum. Ama kullanılan fırçanın ipek uçlu böyle yumuşak kılı bir fırça olması gerekiyor. Eğer ilk uygulamayı fırçayla yapacaksanız yani benim yöntemimi kullanacaksanız bu şekilde iki kat uygulama yapmanıza gerek yok. Zaten tek katta o görüntüyü elde edebilirsiniz. Ürün hakkındaki düşüncelerimden de bahsetmek istiyorum. İlk uygulamayı yaptıktan sonra açıkçası bir pişmanlık yaşadım. Ama düzelttikten sonra rengi ve görüntüsü gerçekten içime sindi. Tabi siz ilk yaptığım gibi bir görüntü elde etmek istiyorsanız da sünger ya da bezle uygulayabilirsiniz. Ürünün uygulaması gerçekten çok kolay. Boyut olarak da gözüme ilk başta küçük göründü ama fazlasıyla arttı. Bu boyutlarda iki masa daha boyar diye düşünüyorum. Şimdi geçiyorum vernik kısmına. Vernik için yine Aqua Cool'un e, hibrit verniğini tercih ettim. Parlak olanını kullandım. Patinayı uyguladıktan bir gün sonra verniğini sürdüm. İki kat vernik yeterli oluyor. Boyamada olduğu gibi vernikte de katlar arası 3 saat beklemek yeterli. Ve işte dönüştürdüğüm masam hazır. Tam istediğim gibi böyle doğal bir ahşap görüntüsü oldu. Ama ben bununla sınırlı kalmadım. Masanın ayaklarını da değiştirdim bu katlanan ayakları çıkarıp 4 tane masa ayağı taktım ve tam bir yemek masasına dönüştürmüş oldum. Ben bu son halini çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.